beklendiği gibi bir maç oldu bizim için. Ligin en iyi defans yapan iki takımı, kompakt oynamaya çalışan iki takım, hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan iki takımın mücadelesinde çok fazla gol pozisyonu yoktu bugün. Maçın geneline baktığınız zaman ilk yarıda bizim Stanku ile yakaladığımız gol pozisyonu ve rakibin de 90. dakikada attığı bir gol. Maalesef futbol böyle bir şey. Her zaman 90 dakikayı ciddi oynamanız gerekiyor. 90 dakika boyunca konsantrasyonunuzu elden düşürmemeniz gerekiyor. İyi mücadele ettik. Kaybedecek kadar kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bizim de bir iki tane çok net gol pozisyonu var. Değerlendirebilsek çok daha farklı olabilirdi bizim için. Konya takımını tebrik ediyorum. İyi mücadele ediyorlar. Kompakt oynamaya çalışıyorlar. Defansif anlamda hiç oyun düzenini bozmayan bir Konya takımı var. Bugün benim takımım da aynı düşünce içerisinde sahadaydı. Yani çok fazla pozisyonun olmadığı bir müsabakada yediğimiz çok hatalı demeyeyim ama o dakikada, o pozisyonda daha ciddi olmamız gerekiyor. Yani konsantrasyonun tam düştüğü dakika, 90. dakika, fizik olarak yorgunluğun ortaya çıktığı dakikada yaptığımız çok küçük bir hata maalesef maçı kaybetmemize vesile oldu. Şunu belirteyim, Gençler Birliği takımı tabii ki maç kaybedecektir. Ama ben her zaman söylüyorum, benim takım maç kaybedecekse böyle kaybedecektir. Böyle kaybettin. Bugün ikinci yarıda oyunun belli bölümlerinde Konya takımını da kendi sahasına hapseden bir Gençler Birliği takımı vardı. Üzgünüz. Bugün maçı kazansaydık bizim için çok daha büyük avantaj yakalardık. Ama kaybettik. Olacaktır bu tür sonuçlar. Oyuncularımın gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Konya takımına da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Başka soru var. Üçüncülüğü koruyabilmek için tabii ki öncelikli olarak yani bir süre daha uzun bir süre koruyabilmek, belki sezon sonuna da götürebilmek için buradan puan almak önemliydi. Maça çıkarken de ana duygumuz buydu. Bir olur, üç olur. Hem yenilmeme o duygusunu kaybetmemek hem de zorlu bir deplasmandan sezona ikinci yarısına iyi başlamış, en az bizim kadar iyi başlamış kuvvetli bir takımdan puan almak duygu ve düşüncelerimizi taşıyacaktı ilerleyen haftalara. Maça da bu duygularla başladık. 5-6 dakika, 10 dakika diyelim buna. Gençler Birliği biraz daha topla beraber oynamaya başladı ancak daha sonra kendi oyunumuzu kabul ettirdik ve ilk yarıyı çok çok iyi olmasa da kendi doğrularımızla götürdük. Öne geçmek için arayışlar yaptık fakat bulamadık. Ama doğru oyun vardı, iyi oyun, fena bir oyun değildi bu sıcak hava dönüşümünün olduğu sıcak havaya rağmen. İkinci yarı temel amacımız bunu sürdürebilmekti ancak olmadı. Bir 10-15 dakikalık bölüm bu sefer iyi sayılmayacağı gibi biraz olumsuza doğru da, olumsuz da sayılmayabilirdi. İdare eder bir pozisyondaydı fakat 15. 20. dakikalardan sonra Gençler Birliği oyunun ritmini daha fazla ele alıp tutmaya başladı. Biz daha fazla topun peşinde koşmaya başladık ki bu dakikadan sonra gelen özellikle duygu en azından benim adıma bütün oyuncular için de geçerlidir bu. Maçın sonlarına doğru beraberliğin de kötü olmayacağı yolundaydı. Gelen gol ekstra katkı sağladı bütün takıma, gelecek adına hem moral verdi. Özellikle yelkenleri tekrar bir rüzgarla, güçlü bir rüzgarla doldurdu. Hem de buradan artık puanın hem artık elimizdeki puanla gitmeye başlayacağını hissettiğimiz bir puan iyi olduğumuzu düşündüğümüz anda ekstra bir katkı sağladı bize. Bütün oyuncu arkadaşlara gerçekten canı gönülden kutluyorum. Diğer taraftan da şunu da söylemek gerekiyor. Yani o hakkını teslim etmek lazım. Birinci dakikadan son dakikaya kadar tamamen kendi takımı için büyük bir destek veren Konyaspor taraftarına teşekkür ediyorum aynı zamanda. Enerjilerini rakibi veya bozmak için ya da benzeri şeylerle yani kendilerini sinirlendirmek için değil, tamamen bizi desteklemek için, takımlarını desteklemek için çaba gösterdiler. O ortada da olumsuz bir şey de olmadı. Tekrar hem tebrik hem de teşekkür ediyorum. Var mı herhangi bir şey yoksa? Hakemle ilgili görüşümüz nedir? Evet, hakemle ilgili görüşümüz nedir? Yani bütüne bakıldığı zaman beklentimin üstünde olduğunu söyleyebilirim yönetim tarzı olarak. Çünkü sürekli söylemek gerekiyor ki tayin edildiği zaman niye diye sorduk ve maça başlarken de kafamızın içinde özellikle tayin ediciler açısından söylüyorum bunu. Belki başka nedenle sordunuz ama en azından kafamızda neler geçiyor onu bir anlatalım diye fırsat oldu bir taraftan da. Tayin edildiği andan itibaren yani hakem için de zor bir maçtı bu. Bir takım geçmişi veya benzeri nedenlerden dolayı. Yani doğruların fazla olduğu, ekstra bir yanlışının olduğu ki doğal bir yanlışının olduğu zamanda da kafamızda acaba soruları olacaktı. Yanlış bir seçimdi. Ama öbür taraftan da maçın bütününe bakıldığı zaman da elinden gelen her şeyi yaptı. Bizim adımıza da yanlışları vardı. Onu söylemek lazım ama hakem yanlışlarıydı. Beden dili, oyuna hakimiyeti, oyunu oynatma isteği ve kontrolü hakem hatalarıydı. Bu da hep söylüyorum. En azından ki hasım adına söyleyebilirim ve takım adına söyleyebilirim. Başımız üstünde yeri var. Hakem hatası olduğu sürece. O nedenle olumsuz bir şey söylemenin anlamı yok. Olumsuzluk maçın bu maça
atanmasıydı.